yaylar ve yükseleni yay olanlar ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yaylar evet ocak ayı yeni yılın ilk ayı ee, yeni umutlarla başlıyoruz bu aya yeni bir yıla ve e, merkür retrosu devam ediyor evet merkür retrosu e, yılın ilk haftasında birazcık günlük hayatı yavaşlatmaya devam edecek gibi görünüyor ayın dördünden itibaren de sizin burcunuza doğru gerileyecek bu birkaç gün özellikle eğer doğum gününüz Aralık aralığın 15 ile 21 arasındaysa biraz daha yoğun hissedebilirsiniz bu retro hareketi. Zihinsel olarak bir durgunluk olabilir. Bir anlaşma sorunları yaşayabilirsiniz, iletişim sorunları. işte geçmişle ilgili konuları yaşamanıza daha fazla sorgulayabilirsiniz. Bazılarınız için de çok ilginç, çok önemli fırsatlar çıkarabilir bu retro eğer doğum haritanız destekliyorsa. Ee, ayın 4-8'inden itibaren retro bitecek ve Ayın 12'sinden itibaren de tekrar Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Evet, bu süreçle beraber e, sizin için özellikle para konularında biraz daha rahat koşullar olabilecek diyebiliriz. E, Kasım sonu, Aralık sonunda doğan Oğlak Yeni Ayı zaten sevgili Yaylar sizin için para konularını Ocak ayında daha fazla gündeme getirecek gibi görünüyor. Plüto ve Güneş de Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla para alışverişleri, gelirler, giderler, genel anlamda bütçeniz, mal varlıklarınız, işte bunlar sizin de Ocak ayında önceliğiniz haline geliyor. Özellikle ayın 12'sinde Yengeç Burcu'nda meydana gelecek Dolunay, işte bu para konularına, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili konulara işaret ediyor. Bir şeyleri aydınlanabilir örneğin. Beklediğiniz bir para elinize geçebilir. Bir miras, nafaka gibi, bir kredi gibi konu gündeme gelebilir. Ee, emlak almak, satmak ve bunlardan elde edilecek gelirler olabilir. Veya bunlar için yapılacak bazı giderler olabilir. Çünkü e, ikisi de iki e, 8 saatte hem gelir hem gider e, konusunda e, sizi e, zorlayabilecek gibi görünüyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Bir yandan da tabii ki destekleriniz var. Ee, özellikle eşten, eşinizin parasından yararlanabileceğiniz bir süreç. Bir paraya ihtiyacınız olabilir ve bunu gerçekten eşinizin desteğiyle bu dönemde çözümleyebilirsiniz. Sizi parasal, finansal olarak destekleyebilecek iş imkanları ve özellikle ortaklı işler gündeme gelebilir. Beklediğiniz bir krediyi almak söz konusu olabilir. Ee, ancak yasal konulara özellikle parayla ilgili vergi gibi, sigorta gibi konulara dikkat edin. Burada hani geçmişle de bağlantılı bazı geçmişten gelen borç olabilir örneğin bu. Sizi bu dönemde zorlayabilir, üzerinizde bir baskı yaratabilir. Evet e, ayın başında Venüs balık burcuna geçiyor sevgili yaylar. E, Mars 28 Ocağı kadar e, balık burcunda. E, kişisel gezegenler balık burcunda ilerlerken siz de eviniz, yuvanız, yaşadığınız mekanlar, aileniz, ebeveynler e, bu konulara daha fazla odaklanabilirsiniz bu süreç içerisinde. Aile iletişimleri de artabilir. Özellikle ailedeki kişilerle iletişimler bu dönemde artabilir. Sosyal etkinlikler artabilir. Yaşadığınız mekanlar evinizi, yuvanızı güzelleştirmekle ilgili işlerle uğraşabilirsiniz. Ev içerisinde çalışmanız daha fazla, enerji harcamanız bu dönemde gerekli olabilir. Evet ayın 19'undan itibaren güneş kova burcuna geçiyor. Biraz daha tabii ki güneşin burç değiştirmesiyle enerjiler de değişecek. 3. eviniz aydınlanmaya başlayacak ve zihinsel olarak da oldukça rahatlayacaksınız aslında bu süreçten sonra. Ay sonunda 28 Ocak'ta kova burcunda bir yeni ay var. Bu yepyeni ay artık e, sizde biraz daha fazla rahatlatacak. Çünkü kova yeni ayı e, hava elementinde olduğu için size güzel destekler veriyor. Üçüncü ev yeni ayı da e, özellikle i, anlaşmalar, sözleşmeler, seyahatler, eğitim gibi konular her türlü zihinsel olarak sizi hareketlendirecek, günlük hayatınızı hareketlendirecek konularda yenilikler getirebilir. Bu etkileri Ocak sonuyla e, baş, başlayacak ancak en fazla Şubat ayı içerisinde de hissetmeye devam edeceksiniz sevgili yaylar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.